akademik kelime çalışmalarımızı geçen sene tamamladık. Şimdi bu çalışmalara yeni bir bölüm daha ekleme kararı aldık. O da o bölümde paraphrasing yani yeniden ifadelendirme çalışmaları. Bu çalışmayı göstermek istiyorum size. Akademik kelime çalışmasını daha önceden görmemiş olanlar, bilmeyenler için de bir özet yapmak istiyorum. Bu kelimeler akademik alanda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden oluşuyor. Birlikte kullanımlarını gösteriyoruz ve nasıl işlediğimizde ben size şöyle bir anlatayım. Şöyle bir set vardı. 10 tane kelime. Kelimelerin isim mi, sıfat mı olduğunu yanlarına yazdım. Arkasından bu kelimelerin telaffuzlarıyla eee'nü göstermek için okudum. Örnek videoları da YouTube'da görebilirsiniz. Sonra birlikte kullanımları, örnek cümleler böyle sırasıyla 1'den 10'a kadar gidecek. Buraları bu şekilde geçeceğim. Dediğim gibi bu daha önceden görmemiş olanlar için, bu videoyu, bu çalışmayı tanımamış olanlar için bir kısa bir özet, detaylı çalışması hem web sitemizde hem de YouTube kanalımızda var. Arkasından bu kelimelerin ne kadar öğrenildiğini görmek için bir test yapıyoruz. Böyle bir süre süreli bir test. Cevaplarını veriyoruz. Test devam ediyor cevaplarını veriyoruz sonra bir de çoktan seçmeli test yapıyoruz yine aynı kelimelerden oluşan çoktan seçmeli bir test var burada yine verdik cevaplarını ve süre verdik verdik cevaplarını ve son olarak da burada kelimelerin isim mi fiil mi sıfat mı zarf mı olduğunu gösteren bir tablo yaptık part of speech dediğimiz hani bu kelimeler bu şekilde de kullanılıyor diye göstermek için bir tablo yaptık. Şimdi yeni eklediğimiz bölüme geldik. Yeni eklediğimiz bölümü şimdi birlikte yapacağız. Şimdi burada görüyor musunuz cümleler var. Bir cümleyi de geçen bir kelime var. Bu kelimenin altı çizili olan kelimeyle aşağıda da hangi kelimeyle biz bu cümleyi tamamlayabiliriz, yeniden ifadelendirebiliriz bunu göstermeye başladım. Şimdi somutlaştıralım. The professor told us to write a review of the following poem. Demiş. Böyle bir cümle görüyoruz. Profesör, hoca bizden ne istiyor? Aşağıdaki şiirle ilgili olarak bir review yazmamızı istiyor. Sizler bu şimdi review kelimesini öğrendiniz. Bu çalışmayı yapanlar, buraya gelenler bu kelimeyi öğrendiler. Şimdi bu kelimeyi biz başka türlü nasıl söyleyebiliriz? Başka türlü söylemek için ne yapmamız gerekir? buna bakacağız. Cümleler bu şekilde ilerliyor. İşte before you buy a property it's a good idea to carry out some investigation. Görüyorsunuz bazı yerde review olarak geçiyor. Bazı yerde carry out investigation şeklinde bir phrase geçiyor. Amacımız burada sadece guest meaning değil. Kelimeyi tahmin etmeniz değil. Amacımız burada cümleyi nasıl şey yapabiliriz, kurgulayabiliriz yeniden nasıl yazabiliriz bunu göstermek. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Bir sebebi okuduğumuzu anlamada yani farklı cümleleri farklı yapılarda görebilme becerisini göstermek. Diğeri de belki de en önemlisi yazma becerimizi geliştirebilmek. Biliyorsunuz tez yazarken, makale yazarken, İngilizce makale okuduktan sonra kendimiz onu kendi ifadelerimizle, kendi cümlelerimizde yazmamız gerekiyor. Alıntıladığımız yeri arkasından göstermemiz gerekiyor. Bu kolay bir iş değil. Hepimiz biliyoruz bunu. İşte bu süreçte bu tip çalışmalar bize oldukça fayda sağlayacak. Bu becerilerle biz daha uzun, daha detaylı, daha zor olan makaleleri yeniden ifadelendirme, paraphrase edebilme becerisini göstereceğiz. Şimdi bunlar bu şekilde duruyor. İsterseniz birlikte yapalım bunu. Cevaplarını gösterelim. Birinci cümlede işte the professor told us to review all uh, the following poem. Burada bakın We are supposed to provide a of the party below demiş ya. Burada brief summary dediğimiz zaman ne anlamı geliyor? Kısa özet. Bu bir kısa özet değildir. Bu bir short explanation da değildir. Bakın ikisi de zaten short explanation ve brief summary neredeyse birbirine yakın. Ama bir review dediğimiz critical analysis'dır. Bunun bir analizi yapılmasıdır. Review bu anlama gelir. Dolayısıyla bir yerde siz bunu yeniden ifadelendirmek isterseniz işte review yerine Critical Analysis'ı kullanabilirsiniz. Şuradan da şöyle bir şeyi açarak kalem şeyinden işaretleyelim. Zaten cevapları da biraz sonra göreceksiniz. Bir defa da üzerinden geçeceğiz. Devam edelim. Before you buy a property yani bir mülk almadan It's a good idea to carry out some investigation. Ne yapmanız lazım? Araştırma yapmanız lazım. Şimdi bu cümleyi hadi yeniden ifade edelim. You should before purchasing a house... Yani purchase dediğimiz nedir? Burada arada purchase da buy'dır. Yeni elif derken tabii ki diğer kelimeleri de farklı şekilde söylememiz gerekiyor değil mi? Burada ne diyebiliriz? Düşündünüz, baktınız, dediniz ki conduct some research ile aynı anlama geliyor dediniz. İyi çalışanlar, iyi bu ifadeleri, kelimeleri, daha önceki videoları izleyenler bunu net bir şekilde hatırlayacaktır launch dediğimiz başlatmak, rewrite dediğimiz yeniden yazmak bunlar burada olmuyor. Değil mi? We need to evaluate the influence on climate change. Yani bu ne yapmamız lazım? Etkisini değerlendirmemiz gerekiyor. İklim değişikliği üzerindeki etkiyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi burada influence kelimesi. Biraz daha bu influence kelimesini hatırlamak nispeten kolay olacaktır. Nedir influence? Efektir, etkidir değil mi? Ama etki şıklarda yok. Onun yerine bir kelime daha göreceğiz hadi bakalım. Hangisi? Conclusion değil sonuç. Impact nedir? Etki demektir. Impact'i işaretleyebiliriz. Reason ne demekti? Sebep demektir. Şimdi bakalım cümleye. The impact on climate change must be assessed. Yani iklim değişikliği üzerindeki etki ne yapılması lazım? Assessed edilmesi lazım. Değerlendirilmesi lazım. Göz önüne alınması lazım. Assess ve evaluate kelimelerinde eş anlamlı olduğunu bu vesileyle görmüş olalım. We want more people to be involved in decision making. Daha fazla insanın bu decision making sürecinde yani bu karar alma sürecinde dahil olmasını istiyoruz. Hadi bakalım. We expect more in the decision making. Participation katılım olur mu? Çok güzel olur. Expect more participation olur. Interaction dediğimiz nedir peki? Etkileşimdir. Bu involved kelimesini karşılamıyor. Distinction nedir peki? ayırt etmedir. Bir şeyin ayrılması farktan bahsederken biz distinction'ı kullanırız. 5'e bakalım. Many diseases have stress on the, as the root cause. Birçok hastalığı e, şeyinde root nedir? Köktür. Bunu bilirsiniz değil mi? Bu şey sebebi. Buradaki root'u için çevirmeden söylemişim, parafraz etmeye çalışıyoruz. Yani aslında stres bunun nedir? Kaynağıdır demek istiyor, değil mi? Nasıl bir kaynağı olabilir? Hadi bakalım. Stress is the underlying yani altta yatan sebeptir. Root'tur, köküdür. Yani bakıyorsunuz hastalığa arkasında altında şey çıkıyor, stres çıkıyor. Dolayısıyla A şıkkı mantıklı. Common yaygın demek. Initial demek. First demek. ilk demek. Dolayısıyla bu uymuyor. Dolayısıyla birçok hastalığın sebebi, altta yatan sebebi strestir diyoruz cevaplarını bu şekilde görüyoruz. Çalışmalarla ne yapıyoruz? Çalışmalarda bunu böyle bu şekilde veriyoruz. Size bir süre veriyoruz. Yapmanızı istiyoruz. Bekliyoruz. Oraya bir counter şey geliyor. Sayaç geliyor. Orada tik tak tik tak geri sayıyor. Ondan sonra süre bitiyor. Süre bittikten sonra ben anlatmaya başlıyorum. Böyle böyle ilerliyoruz. Hadi diğer beşe geçelim. We need enough time to deal with the problem. Enough kelimesini anımsadınız değil mi? Güzel. Şimdi bu problemle ilgilenecek yeterli zamanımız oldu. To cope with the situation. Cope with dediğimiz de başa çıkmak. We will need nedir? Sufficient time. Yeterli zaman. Abundant nedir peki A şıkkında geçen? Bol miktarda demek. Ethical, etik demek. Bunları çizelim şöyle. The hospital committee, hastane komitesi, is talking about a new medicine. Yeni bir ilaçtan bahsediyor. Neymiş bu ilaç? That is still in the testing stage. Hala da test aşamasında olan bir ilaçtan bahsediyorlar. Hadi cümleye bakalım. The hospital committee is discussing a brand new drug that is in the dediği ve bıraktı. Şimdi testing stage arıyoruz. Hastane komitesi zaten aynı görüyorsunuz. Discussing dediğimiz bakın talking about'ı discussing olarak gördük brand new dediğimiz yepyeni, daha hiç piyasada görülmemiş yeni bir ilaçtan bahsediyorlar. Hadi bakalım internal iç demek olmadı. Transition geçiş demek olmadı. Experiment ne demek? Deney demek. Test ve experiment olur mu? Çok güzel olur. O yüzden experiment'ı işaretleyelim. Getting direct sunlight for a long time can cause skin cancer. Burada neden bahsediyoruz? Uzun süre güneş almaktan bahsediyoruz. Güneşe maruz kalmaktan bahsediyoruz. Bunun cilt kanserine sebep olduğunu söyleyen bir cümle gördük. Baktığımız zaman skin cancer can be caused by dedik to the sun dedik. Şimdi aynı şeyi nasıl ifade edebiliriz? Long time exploitation yani uzun süreli bir e, exploit bir şey sömürme kullanma anlamına geliyor. Bu uymadı. Prolong exposure uzun süreli maruziyet bu olur mu? Olur. Şöyle işaretleyelim. Long awaited exploration. Bu exploration keşif anlamına gelir. Bu olmadı. Burada şöyle bir şey var. Sadece şunu düzeltmem gerekiyor. Şuradaki kelimeler, şu küçük harf olması lazım. Bunu pdf'lerde düzelterek veririz. Şöyle verelim. Şunlar şöyle kalsın. Tabii ki de küçük harf olması gerekiyor. Bu da L olarak şurada, şurada dursun. Ve hatırlayalım. Peki. The concept was to have a monetary union in the EU, in European political life. Burada neden bahsediyor? Bir konseptten, kavramdan bahsediyoruz. Yani bir fikirden bahsediyoruz. Bu Avrupa'nın siyasi yaşamında bir para birliğinin olmasından bahsediyor. Mantığım bundan, yani kavramın bu olduğunu söylüyor, fikrin bu olduğunu söylüyor. Monetary union'ı bulmamız gerekecek in European political life. Yani Avrupa siyasi yaşamında The idea, buradaki idea ile konsept aynı anlamda. Şimdi monitor, para birliği, common currency, convertible currency, crucial currency. Şimdi crucial önemli dediniz. Bunu hemen eleyebiliriz. Convertible dediğimiz böyle convert dediğiniz zaman aldığınız Türk lirasını başka bir para birimine çevirdiğiniz zaman bu convertibilitedir. Dolayısıyla bu da değil. Common ise böyle ortak bir para biriminden bahsederken kullandığımız bir ifade olmuş oluyor. Ona bakalım. One of the most widespread traffic offenses is speeding. En yaygın bu trafik suçlarından bir tanesi de nedir? Hızdır. Widespread traffic offenses arıyoruz. Sadece widespread değil, traffic offense için, için de içinde olması lazım. Speeding zaten açık. Hız değil mi? Is one of the most açık, en yaygınlardan bir tanesi. Major traffic violations. Olur mu? Olur. Burada baktığımız zaman önemli anlamına geliyor. Ama burada common traffic violations var. Burada minor traffic problems var. Şimdi bunlar arasında seçmemiz de şimdi kolay bazıları da çeldirici değil mi? Minor olur mu? Olmaz. Minor değil. Yaygını arıyoruz biz şimdi. Majörle common arasındaki nüansı görmeye çalışalım. Major dediğimiz zaman tabii ki major yani de ben şimdi major Türkçe'de kullandığım için söyledim. Major dediğimiz zaman, major dediğimiz zaman önemli oluyor. Widespread dediğimiz zaman ne oluyor? Yani common dediğimiz zaman oluyor? O zaman da yaygın oluyor. Dolayısıyla burada common daha doğru cevap olmuş olacak. Şimdi cevaplarını bir de böyle görelim. Bu şekilde görelim. Ve burada videoyu tamamlıyoruz. Çalışma böyle. Daha önceki videolarda izleyenler hatırlayacaklardır. Bu şekilde ilerliyoruz. Videoyu burada tamamlıyoruz. Önce size süre veriyoruz. Arkasından işte ben anlatıyorum. Sonra video bir şekilde tamamlıyoruz. Evet videoyu tamamladık. Ee, daha sonradan farklı videolarda, farklı çalışmalarda görüşmek üzere.